Aliçam, hoşça kal. Çok öpüyorum seni. Yine görüşürüz. Kendine iyi bak. Konuşmaya doyamadım. Burnum da tutuyor. Keşke düğüne gelebilseydi. Ama kardeşi rahatsızlanmış. Üzülme. Düğünden sonra ilk fırsatta onu görmeye Kanada'ya gideriz. Bugün bana çok kızmadın değil mi? Bir türlü sormaya fırsatım olmadı. Ne için? Tuzlu kahve. Ben daha ne olduğunu anlamadan teyzem adettendir dedi. Tuzu boca etti. Aslında getirmeyecektim ama... Çok mu kızdı? Biliyordum. Vermeyecektim o kahveyi sana. Tuz içim yaktı, kavurdu. Sana su getireyim ben sana hemen. Bence hiç zahmet etme. Neyi ki? Çünkü bu içimdeki yangını ne su ne de başka bir şey söndürebilir. Peki ne yapayım? Ne istersin? Söyle, hemen yaparım. Beni hem yakıp kavuruyorsun, hem de serinletiyorsun, hem ateşsin, hem de su. Hadi. Teyzen ne güzel söyledi. Bir yastıkta kocayın diye. Ömürlük bir evlilik. Seninle birlikte yaşlanmak. Bu deyimi daha önce duydum ama neden bir yastıkta deniyor? Eskiden evli çiftler böyle uzun iki kişilik bir yastıkta yatarlarmış. Hatta tek kişilik yastıklara da küs yastığı denirmiş. İlk defa duyuyorum. Bir yastıkta kocayın demek, bir yastığa ömür boyu baş koyun, birlikte yaşlanın anlamına geliyor. Çok güzelmiş. Seninle bir ömür geçireceğim. Sabah gözümü açtığımda ilk gördüğüm kişi sen olacaksın. Sabırsızlanıyorum. Gözümü açıyorum. Karşımda sen. Düş gibi. O düşler hep gerçek olacak. Teyzem bir yastıkta kocayım dedi ama bizim öyle bir yastığımız yok. Ne yapacağız? Buluruz. İstediğin yastık olsun. Kaç tane istersin? 3-5. Hayır, sakın. Gerek yok. Yaparsın, bilir. Sakın öyle bir şey yapma. İşle ilgili arıyorlar. Evet, aç istersen. İşin aksamaz. Balayında telefon kesinlikle kapalı olacak. Hiçbir durumda açılmayacak. Evet. Dinliyorum.